Kampı da var. Evet. Nasıl başladınız? Nasıl sürdüreceksiniz? Şimdi 3 etap hazırlık aşamamız var. Birinci etap burada. Sonra 2 tane ayrı ayrı afyon kamplarımız var. Gelecek hafta Cuma gününe kadar 20'den kadar burada çalışacağız. Tabi burada hem biraz kadro oluşturmamız gerekiyor. Bir genç oyunculara bakmamız gerekiyor. Değerlendirme yapacağız. Bu arada transferler devam ediyor. Gelenler var. Görüştüğümüz isimler var. O yüzden burada olmak bizim adımıza daha iyi. Yani kampa daha hazır bir kadroyla gitmek istiyoruz. O yüzden böyle bir programı tercih ettik. Tabi ilk antrenman öncelikle Ahmet Spor'a, Ahmet Camiası'na hayırlı olsun. Oyuncu kardeşlerimiz adına sakatlıksız, kazasız, belasız evvela bir lig olmasını diliyoruz. İnşallah sonunda tam mutlu olmayı ve herkesi mutlu etmeyi istiyoruz. Transfer çalışmaları devam ediyor. Çok inceleyip sık dokuyoruz. Bunu ilk röportajımda da söyledim. Ben 10 yıldır teknik adamım. Bu kadar zorlandığımız bir transfer dönemi hatırlamıyoruz. Yani inanılmaz derecede çarpık bir düzen var. Şu anda ikinci ligde hemen hemen 20 takım transfer yapamadı daha. Çok enteresan bir durum ya. Normalde buraya 2-3 oyuncu kalması gerekiyordu. Ama biz şu anda bir 5-6 oyuncu alıp noktalama, yani şu anda noktalamayı düşünüyoruz. Bugün 3 oyuncu gelecek görüşmeye. Onların dışında bir 5-6 oyuncu daha alıp daha sonra kamptaki duruma göre değerlendireceğiz. Ama piyasa o kadar artmış, o kadar yükselmiş durumda ki, yani inanın yönetim çok ciddi çalışıyor. Çok da iyi rakamlar aslında teklif edebiliyoruz ama onun üstünü de istiyorlar. Çok enteresan bir durum var. Yani şaşırılacak bir durum. Hani geçen yıl 1'e oynayan oyuncuyu bu yıl 3 eder, örnek veriyorum. Biz 3 veriyoruz, oyuncu 5 istiyor. Bu kadar dengesiz bir durum var. Ama bunu tabii şişiren kulüpler de var yani. Bunu veren kulüpler olduğu için ortalığı biraz karıştırıyorlar. Bundan dolayı bizim gibi kulüpler transfer yaparken bazen zorlanabiliyor oyuncu açısından. Tabii buranın aslında çok güzel bir şehir. Türkiye'nin en güzel birkaç yerinden bir tanesidir. Bunu ben her yerde söylüyorum yani. Herkese de söylüyorum. Ne olursa olsun gözlerinde Diyarbakır algısı var. Doğu olarak algısı var. Oyuncu biraz gelirken tereddüt ediyor. Biz onlara anlatıyoruz tabii yani nasıl bir şehir olduğunu. Bu noktada örnek veriyorum. Batı'daki bir kulüp biraz daha az veriyor. Onlar orayı tercih edebiliyorlar. Bu noktada zorlandığımız zamanlar olabiliyor. Tabii hedefe oynayacağımız için oyuncu grubunu yüksekten seçiyoruz. Yani oradaki oyuncu gruplarını almak istiyoruz. Bu durumda bizimle rekabet eden 5-6 takım var. Yani biz bir oyuncuya talip oluyoruz, o oyuncuya şampiyonluğuna 5-6 takım da talip oluyor. Burada piyasa biraz daha yükseliyor. İkna etmeye çalışıyoruz. Bu sefer onlar ortalığı biraz karıştırıyorlar. Bundan dolayı bazen zorlandığımız oluyor. Taraftarlarımız bunu net bir şekilde camiamız bilsin yani. Çalışmayı çok iyi şekilde yürütüyoruz ama zorlandığımız zamanlar oluyor. Bundan dolayı bazı gecikmeleri yaşayabiliriz. Kimse panik yapmasın. Önemli olan lige başlamadan önce sağlam bir kadroyla girebilmek. Onun için çalışıyoruz. Yeni sezonda hem bir Anaspor camiasını biliyorsunuz. Bir şehrin ötesine bir tarafa kesinlikle sahip. Yeni sezonda, yeni sezona ilişkin neler söylemek istersiniz? Bir şampiyonluk umudu var bu sezon. Siz yeni sezona ilişkin hangi değerlendirmeler verdiniz? Ya tabii biz burada yönetimle konuşurken ilk aradıklarında şunu sorduk. Hedef var mı dedik yani. Hedef oluşacaksa biz gelelim dedik. Sonra davet ettiler. Gelip konuşmamıza da eğer iyi oyuncuları alabileceksek hedefe oynanır dedik. Biz bunu konuştuk. Yönetimimiz de hocam alacağız dedi. O gücümüz var. Öyle yola çıktık. Şimdi yavaş yavaş geliyor oyuncular. Görüştüğümüz çok ciddi, çok ciddi isimler de var. Bunu size söyleyeyim. Ama çok zorlanıyoruz gelmek. Çünkü dediğim gibi 4-5 takım ciddi bir şekilde ortalığı yani karıştırıyor. Piyasa ciddi şekilde artıyor. Futbolcular da maalesef bundan faydalanıyorlar. Yani kulüpleri işte veya menajerler o kulüp şu kadar verdi, bu kadar verdi. Ortalık biraz kızışıyor diyelim yani. Onun için uğraşıyoruz. Tabii ki hedefte şampiyonluk var diye biz geldik buraya. Kendim o yüzden tercih ettim. Yönetim de sağ olsun o yüzden bizi tercih etti. Bu noktada iyi kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Çok büyük cami olduğunu farkındayım. Şu anda ikincilik bazında en büyük cami Ahmet Spor. Burada kalan. Şimdi bakıldığı zaman birçok takım şampiyon olacak. 6-7 tane takım sayabilirim ama hiçbir Ahmet kadar camia değil. Böyle bir seyirci topluluğu yok, böyle bir stadı yok, böyle taraftarı yok. Diğer illerde de taraftarı yok. Bunun biz farkındayız. O yüzden yakışıklı yere bu camiye çıkarmak istiyoruz. Şampiyonluk öyle kolay değil. Çok ciddi ve zor bir grupta mücadele ediyoruz diğer gruba göre. Bir 6-7 takım şampiyonluk parolasıyla lige çıkacak, girecek. Ama lig ilerledikçe işte seyri değişiyor. 8-10. Haftadan sonra bakıyorsunuz renk değişiyor. Hatta 12-14. Haftadan sonra oturmaya başlıyor. Burada cami olarak sabırlı olmak gerekiyor. Sadece bir teknik adam şampiyon
yapamıyor. Sadece futbolcu grubu olmuyor. Yani seyircisiyle, siz değerli basınıyla, yönetimiyle bir olmak gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Hemen bir mağlubiyetle beraberlikte işte ortalığın ayağa kalkmaması gerekiyor. Ki bu camiası o konuda sabırlı yani. Ayakta duran takımlar şampiyon oluyor. İşte geçen yıl en güzel örnek grubumuzda sizler liderdiniz. Biz Urfa'daydık. Bir dönem çok iyi gittik. Çorum takımı alttan geldi gitti. Erok takımı yukarıdaydı, aşağı düştü. Yani burada kim ayakta kaldı? Çorum bir maddi olarak çok ciddi bir şekilde ayakta kaldı, yıkılmadı. Çok kötü gittiği zamanlar oldu, yine yıkılmadı yönetim bazında. Destekledi gitti yani. Burada camiası da destekledi, panik olmadı. Burada hep beraber inşallah el ele kol kola taraftarımızla, sizlerle, yöneticilerimizle, oyuncu grubuyla beraber olarak hem iyi günde hem kötü günde bir olarak bu takımı iyi bir yere getirmek istiyoruz. Çalışmalarına başladınız. İlk kamp İstanbul'da buraya dediniz. Nerede söylemek istersiniz? Bu süreci nasıl değerlendirmek istersiniz? İlk önce yeni sezonun, yükseliş sezonunun, ismini yükseliş sezonu koyduğumuz sezon bütün herkese hayırlı olsun. Bugün işte kampın ilk günü, burada bir 10 günlük bir kamp yapıldıktan sonra Afyon'a kampa gidilecek. Afyon sonrasında artık ikinci kamp dönemi başlayacağız. Transfer dönemi tabii ki çok hızlı, canlı bir transfer dönemi. Ve bu sene de transferlerin çok spekülasyonlu ve manipülasyonlu geçtiği için bayağı şeylerde zorlanıyoruz transferlerde. Çok gizlilik içinde yürütüyoruz çalışmalarımızı. Bu arada herkese de teşekkür ediyorum. Bizim çağrımızdan sonra bu gizliliğimizi korudukları için başta taraftarlarımıza, camiamıza bu konuda teşekkür ediyorum. Herkes çok duyarlı davrandığı için biz de sonuca gitmeye başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde 2-3 gün içinde de daha güzel transferler olacak. Transferlerimiz devam edecek. Biz her zaman söylüyoruz, Ahmetspor bir şehrin takımı değil, bir kentin takımı değil. Ahmetspor'un camiası çok büyük. Türkiye'deki diyebilirim 4. büyük camiaya sahiptir. Bu camianın 2. ligde olması bizi gerçekten üzüyor. Bu camianın hak ettiği yere gelmesi için kenetlere bu camianın sonuçlarını sezon sonunda inşallah çok iyi şekilde alacağız. Thank you.